Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir Farming Simulator bölümüne hoş geldiniz. Babalar, bugün Denizli serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esasında biz ikinci videoyu çekiyoruz, yani arda arda çekiyoruz bu videoları. En son videonun sonunu izlediyseniz kontrat görevleri falan almıştım, yani dışarıya biraz piyasaya çalışıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten paramız artışa geçti. Yani aslında video bu şekilde başlamayacaktı. Ben bu tarlayı bitirdikten sonra başlayacaktım videoya ama çok güzel bir muhabbet oldu. Bir de ben çok saran bir şey, böyle müzik falan açmıştık. Ardından bir de şu fare ile direksiyon modunu orijinal halini Kings Mod paylaşmış herhalde. Modun yapımcısını bilmiyorum. Hani öyle olunca beni zaten sardı abi. Müzik artı bir çerdever artı ben. Bu kadar bitmiştir. Dedik muhabbetimiz bu, en azından bir şey açalım. Kaydımızı da açalım. Yani şu anda video hazırlığı yapıyorduk ama aşırı güzel muhabbet olduğu için direkt kayda öyle şekilde başladık. Şöyle ben Discord sesimi açayım. Yani artık biraz daha kaydın içerisinde olduğu için herkes biraz daha toparlanacaktır ama yine de güzel bir video olacağını düşünüyorum. Sizlerden ricam, destek amaçlı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Discord sesimizi açalım şöyle. Düşünmüştüm. Hele selam aleyküm gençler, hoş geldiniz Aleyküm kardeşim. selam. Aleyküm selam. Nerede kaldık en son? Kayseri ile... Pastırma, pastırma Afyon'unmuş, öyle dediler en son. Kim dedi ya? Enal abiydi. Yok Enal abi. abi dedi. Yok abi, ben pastırmayı ilk defa senden duyuyorum. Bizim sucuğumuz mu Hayır abi, sucuk Afyon'um, pastırma şeyin dedim. Pastırma Sen Kayseri öyle işte. dedin ya. Ya o şehri karıştırmış olabilirim arası da. Karıştırmayacaksın abi, pastırma da. Ha, bir de şey vardı değil mi? Giresunlu'la Ordulu'lardan fındığı çalmış bizim diyorlarım şey son. Aynen dayı dedi bir de yedi. Fındık da bizim abi. Var Ha, mı? fındık da Fındık Kayseri'nin. değil de ceviz sizin olabilir. Ceviz de bizim, fındık da bizim abi. Var mı? Yusuf, güçlerimizi birleştirelim ve ceviz sucuk yapalım dostum, ne diyorsun? Hiç yemedim ya, Abo. yeğeniniz var mı aranızda? Ben abi. Yedim şimdi Nasıl, iyi sen oluyor de. mu? İyi bir şey mi? İyi Ben de abi, yedim. ne Ben kötü bir şey sevmiyorum. ki. Ben kendim evde yapıyorum onu ya. Ya abi, ne bileyim, böyle bal gibi olmuyor mu, böyle asyola falan onu Dayı baldan. pekmez de yapıyorsun aslında. Lastik gibi oluyor Pekmez şeye abi gelince o. buraya. Üzüm pekmeziyle yapıyorum dayı onu. Yani nasıl, Abi. tadı nasıl bir şey? Neye benziyor mesela? Şöyle düşün. Tadını değil de hissiyatını anlatayım sana. Tadı güzel. Şekerle cevizin buluşması gibi düşün. Hı. Pekmezli ya. Sana Evet. şöyle diyeyim abi. Ağzına sakız alınca cah cah çiğnen ya. Cak Bunu cak da böyle tamam. bunu da çiğniyorsun, atomlarına bölüyorsun, yutuyorsun, gidiyor sonra. Anladım. Ama Lastik gibi sakız ha, ne var? bir lastik şeyi var. Ağızda bir lastik çiğniyormuşsun gibi ama. Anladım. Valla bilmiyorum ya. Deneyelim. Hiç öyle heves edip alıp yemişliğim yok şu yaşıma kadar. Bir tane alıp denemelisin abi, tavsiyemdir. Değişik. Ben de sevmem zaten. Bir kere yedim, bir daha da yemem. Ben Son severim tavsiyelerin abi. uyuyor ama bak. Ha, bilmiyorum adam. Ama hep Karadeniz'de olmak istemişindir lan Neler Farşo. güzel. Yani Türkiye'nin neresinde olmak istersin dese, yani Karadeniz kıyı şeridinden, yani Giresun olur, Ordu olur, Durdur, Samsun sağ abi olur, sağ. Trabzon olur, Rize olur. O yandan bir yer olsun da ne yanda olursa olsun abi, hiç fark etmiyor. Eğer oralı olamadıysan damat da olamayacaksın diye bir dava yok. Damat olursun orada. Karadeniz'den kız mı alalım? Taliflerimi bekliyorum. Ne Ya abi Karadeniz'e daha. kızı güzel olur abi. Tamam oğlum, biz ne diyoruz işte, alalım diyoruz dedi. Abo, Giresun'da 2-3 tane kız arkadaşım var. Her gün işte yapıyorlar. Abo. Afiyet bile. Tamam, şöyle Orla'da fındık ağasının kızını falan olmak lazım şimdi ya. Yoksa burnumuzdan gelir oğlum. Oranın keçisi meşhurdur, sen bir de bilmeyin. O zaman Karadeniz'in adı. bekleyeceksin abi daha. Kayseri'den pati asayım diye git lan öne bir Giresun'a. Ben pati Giderim abi. asayım de 34 dilim patem Yok abi, oyundakini niye anlatayım? Gerçekteki mahallele. anlattım. Lan uyarız, gerçekte pate mi ikiyorsunuz? Evet. Kaç dönüm ikiyorsunuz? Patates, pancar, mısır. O mu lan sizde? Abi var patates. Allah Allah, ne kadar ettin bu sene? Va, tam bilmiyorum da bayağı var. Hatta pancar bile bayağı var da Aa, bayağı girdi o patatese zaman bu sezon size. müşteri. Bayağı girdi. Hatta patatese müşteri çıkmamış. Depoya kaldırılacakmış.
Adamım şimdi bize Yol lan depo ben durmuyor. satayım ben burada. Mahalle Hemen. mahalle geziyorum. Abi bak söktüğüm Patatesçi. gün, abi ben sana söktüğüm gün ne dedim? Abi dedim Yolla. çuval muvalı boş verdim. Dedim patates benden bak 5 kuruş para istemiyorum dedim telefondan aradığında. Kamyon nakliyesine karışma dedim. İstediğin yola 25 ton hemen şimdi yollayan dedim mi demedim mi? Deseydin Allah. vallahi de yollardım. Allah Olacak Allah yeri ya. yok abi ne edeceksin ya eşe dosta o. Fırıncılığa falan bayram etti ya. Ben sana video atayım WhatsApp'tan ya. Patates, pancarın, mısırı falan. Na ya ilk defa görmüyorum lan saygını. Yok yani. Merak etsin diye. Güneş paneli sistemi yapıldı bir de. Bir 8S parasına biliyor musun? Ya o Çok bizim ucuzdu. burada da öyle lan. Ne 8'si be? Bizim burada da şey var. Bu kadar 300 değil ben sen. 300 400 bine çıkıyor ya onunla. Da Yok 8'e abi. parası. 8S parası cidden 200 bin dolar. Saçmalama lan. Ne o? Komple tarlan, Vallahi. komple tarlanın üstüne güneş paneli mi kurdunuz? Tarla değil. Tarla ya yani tarlayı şey yaptılar. Tarlayı bozdular, güneş paneli yeri yaptılar E tamam orayı. oğlum o zaman tutağı yer ama bir senede de 8'e parası kazanır orası onu istemiyorum. Bir sene mi? Bir Tabii. sene, bir sene de iki İki tane tane huyu 8'e var parası ya. kazan. İki tane huyu var ya abi. Hı. İki tane huyunun elektrik şeyini karşılayacak. Saçmalama lan iki kuyu ne olur be. Bizim burada da yapıyorlar aynı sistemi. Kaç? 4, 8, 12 tane böyle 1 metreye 2 metre uzunluk şeylerden böyle yani 300-400 bin liraya yapıyorlar bir de tekerlekli böyle ha. Yani arazinde kuyu varsa götürüyorsun dalgıcı indiriyorsun hemen devam. 300-400 bine Yok. mal oluyor lan. Hala ya. Senin Bu yanlışın var. öyle değil. Bu farklı. Ben sana videosunu atayım Lan. anlarsın var bir çünkü. Lan bilmiyorum sizin kuyularınız mı çok büyük anasını satayım. Kuyular büyük. İki kuyu da sadece iki kuyunun elektriği değil işte. O elektriği alıp satacağız bir de devlete. Ferdi abi, Fente geç de. Benim depoda kalacak büyük ihtimalle. Tamam. Ben gübreletsinler diye saman veriyen ekle. Ha, öyle mi? Tarlaları saçar diyoruz. Bir de bir Sizin şey samanı gardım yem, satacağınız bir de şey var mı saman Hüseyin vereyim. abi? Ne dedin Yusuf? Samanı inek gübresine şey yapacağınız tankeriniz var mı? Ya o tabi lan. Su var gülüm sen daha Katlı gibi okuma. atacağız lan. Şimdi buradan hangi tarla yakın? Gerçi tarlaların üçü de bizim çiftliğe yakındı lan Ferda bu sefer. Buraya bastım samana çıktı öbür Hatta tarafa bastım. Yusuf'tan kiraladığımız tarla var ya, onun altındaki tarlayı bile biz biçeceğiz bu sefer. Aynen burası. Aa diğeri de buradaymış lan. Bizim arka taraftaki tarlanın orası. Şu Tamam. depomdaki son mahsulü de satıyorum abi. Bakayım ne olacak. Herhalde sen patatesi ekmeye büyütmeye ben parayı çıkartırım. Vay gülüm daha bizim işte o iki tarlayı birleştirmemiz gerekiyor. Birleştirmek için de kepçe ile aradaki toprağı kaldırmamız gerekiyor. Onu da yapamadık gitti bir türlü. Ferdi Belediyenin abi. kepçesini Sana şöyle çağıralım diyeyim bari. abi. Traktörün Valla en kötünü yapacağız. arkasına takılan sıralı söküm değil de diğer var ya hani tekerlekli olan makina. Nasıl? Grimme var ya grimme. İyi. Onunla bile çok rahat söküm yaparsın yani traktörün arkasına bağlayıp hani Oğlum de patates zormaz seni. yani patates sökmeye gelemedik ki oğlum biz de tarla birleştirip ben ekemedik bile patates lan ekmeye kalksak Ay. ne bir de bir doğrusu patates olma lazım bir de. Tamam o doğru da ben sana dediğim şu yani İyi. sökme ya da acele etmeyin yani Oğlum patates işlerine. zaten sökmeyi şey yapacağız adam. Sen söyle. Piyasanın en yüksek olduğu zaman sökmeye bir başlayacağız. Şıkır şıkır şıkır. Yani direkt öyle sağa sola stoklama işi falan yok. Direkt gidip satacağız. Tamam. Pancar da bekle Allah bekle. Pardon pancar da demişim. Buğday da. Ben bir sene bekledi anasını demediğim buğdayı ya. Evet be 22 bin geldi güzel. Ferdi abi onu bir teslim et. Eğer kontrat tamamlanırsa ben direkt bizim çiftliğin kıyısına köşesine bir yere döküverim. Bu zaten bize kalıyor yani. O ne lan bu ne Bitirdim biçim? burayı. Ora bitti canım. Ama ben bunlarla bir Bitti var ya teslim iyi edeyim. para kaldırdım.
Meşbura 45 bin lira falan. 45 bin lira falan. Soya fasulyesi sattım 27 ton. 45 bin liradan fazla para kaldırdım. Elin boş mu lan Yusuf şimdi? Remo götüreceğim. Tarlayı ekeceğim bir de. Orayı da patates ekeceğim. Ya her daha. Sana acil yardım mı gerek? Yok ya, acil değil. Senin bu tarla kirasını ödemedik tamam değil mi lan biz? 10 milyar. Vermedik abi. Tamam açık daha bekleyelim o zaman, veremiyoruz biz şimdi. Çalışıyoruz. Sorun yok. Ha bak şimdi kazanıyoruz oğlum, bak elin kararını biçiyoruz. Hatta biz... Ya şimdi... senin burada, senin burada kaç dönümüdü? Bilmiyorum ki. Bir hesapla bakayım mı? Ona göre 3-5 milyar satalım hemen paranı. Ora kaç dönüm bir bak. Benim size para atmam gerekiyor. Buğday sen biçmedin mi? Kesen. Tamam işte oğlum işte ondan keseceğiz biz. Alacağız mı yiyeceğiz mi onu hesaplamaya Hayır, çalışıyorum. Tamam. Benim toplam 54 dönüm toprağım var. O senin biçtiğin yer 20 dönümdü. 20 dönüm. Dönüm 250'den ne yapar Önal Bey? 20 çarpı 250. 5 kağıt. 5 kağıt. Yusuf bizim sana 5 bin lira para atmamız gerekiyor bu tarlanın kirasını ödemek amaçlı. Tamam. Ya sorun yok, elinizde olunca atarsınız. Çok dert etmeyin. Şimdi size dert ederiz, yiğidim ben. Yeni makineler aldınız. Durun hele onlar bir altından kal. Eyvallah gülüm. Ne? En çok sen yazıyorsun, en çok sen destek oluyor mu bir de? Ya paranın esamesi okunmaz abi. Şu köyde yardımcı oluyoruz hepimiz birbirimize. O makinelerle eyvallah, bana iyidir. Yardıma gelirsiniz yarın. Abi canım gel. Sen geldiniz ama ya. 9.9 gelirdi. Lan abi gideriz ya, elimiz boş olursa gideriz. Tabii bizim de elimiz hiç boşalmadığı için. Nerede abi şöyle düz bir yerde yok ki anasını satayım. Ha sorun yok abi, sizin motorlar kadar da benim bir John Deere'm var biliyorsunuz. Lan Ferda bu şey kepçe bizim şeyde miydi? Aşağıda hayvan çiftliğinin orada mıydı? Buradaydı böyle diye kepçe. İyi lan oraya döküyorum onu. Lan belediye kapçası iyi be. Şey. He onu da oraya koymuşlar ne diyorlar. İyi lan şey etti. 101 daha sağ. İyi lan 5 ton 300 kilo bak. Böyle böyle stoklasak abi. Kara günde iyi bir para döker bu işte. Şuraya döküveren işte ağacın gölgesine sonra buradan şey yaparsın. Şu remohları bir atayım da. Maşallah sen ne işle uğraşıyorsun lan? Ot biçiyorum dayan abi. Ot mu biçiyorum? Bildiğimiz ya. Ot mu yoksa alengirli ot mu? Alengirli ya. Zerre diyorum bu para nereden geliyor? Alengirli ot biçiyormuş adam dayı. Paşamın işi zaten. Doğru söyle lan, sen de dayın gibi yürüşüyor mu işler lan? Orada saralar kurmuş, orada alengirli ot ekecek ya. Ya. Tamam işte iki saranın ortasına soran olursa diken. Ne abi dayı mecbur ya, öbür türlü para. Doğru söylüyorsun dayı, bu piyasada para pul. Para kazanamıyor. Doğru söylüyorsun ya valla. Sen de haklısın usta, çiftçiyi bitirdiler. Oyunda bile çiftçi bitti. Bitişe bakalım ona, nasıl bittiyse. Neyse, ben, bizim için bitti abi. Faşa için bitmez terbiyesiz ki. Terbiyesiz ya, terbiyesiz. Arkadaşlar linçteyim Ferdi, küfür etti. Harbi Ferdi Bey ya. Kan ben ne dedim ya. Ya. Kendinden utan be. Kocaman kazık kadar adamsın ya. Linçleyen kocaman 92 yaşındaki faşoya yalan attı. Ya abi adam. Linçleyen faşoya. Ne oluyor şu ismini ne zaman değiştirmeyi düşünüyorsun ha? Hak yer diye. Hak yer. Abi isim benimle geldi. Mezara kadar gider bende. Nerede kalıyor lan o tarla? Hangi tarla lan? Senin işin değil. Şimdi benim şey lan bizim hayvan çiftliğinin önü lan bura. Tamam. Bir şey deyin de lan Ferdi abi, şurada bir iki tur daha dönün de. Sonra sana vereyim ben şöyle bir yeni fentilen falan ya, tiller miller çeken ya. Şu mısır yerlerini hazırlamaya başlayan gay. Hazır şu mouse driving modu da var kan. Bir de onun keyfini çıkarın ne diyor? Olur çıkar. T7'yi de alalım bunu yine. Hey. Vafif olunca acık dururken zorluyor ya. Bu John Deere'yi ne yapmışsınız lan abi? 40 saate gelecek 40 saate. Oğlum değil, cayır cayır çalışıyordu herif daha, ne iyisin?
Daha bende de cayır O cayır motorun da çaldı. çok ekmeğini yedik lan oraya. Az buz kullanmadık onu. Abi. Ulan da Rektefe zamanı kakaladılar işte sayıyorsun. Size bir şey Ya diyeyim hala mi o abi? Rektefe oldu işte abi. Motor falan diye güçlendirdim onu. O motor Size bir şey normalde diyeyim mi? 120 beygirdi. Biz onu 160 beygire çıkardık. Siz abi başa satıp bunu aldınız. Ay, bir çare kaçırdım Ferdi abi valla. Şurada hemen kaçacağım ha. Başa satıp bunu aldınız abi. Ondan sonra var ya ne oldu ya yani ne olduysa ani bir patlama yaşadınız. Çiftlik yani şeyi O vurdum yok. ani patlamayı nasıl yaşadık biliyor musun işte? Bütün kazandığımız parayı geri toprağa yatırdık. Yani topraktan aldığımız geri toprağa verdik. Arazi sahibi olduk bu şekilde. Yani Sen de toprak satayım orada. bu seri ilk başladığımızda en az toprak bizde vardı biliyor musun? Bir tane işte yonca tarlamız vardı. Bir de çiftliğin önünde 14 dönüm tarlamız vardı. Yani toplamda 20 dönüm tarlamız vardı. Şimdi Abi sizde 220 dönüm mü alt taraf? Fazla yine bir şey yok. bana abi bana 35 numaralı tarlayı aldırtıp pati ektirme bak. 35 numaralı tarla neresi oğlum ben anlamam ki. Benim çiftliğin oranın aşağısı hemen. Ya şimdi toprak bütünlemeye girdik mesela şimdi de. Onu yaptığımızda da bize bayağı faydası olacak. Aa İnan ben abi şu ne an arazileri bütünlüyorum. değişiyor. Çiftliğimin yanında iki tane tarla var. Onun aşağısındaki tarlayı da alırsam toprakları bütünlemiş oluyorum. Ama tek bir tarlayı patates ekmektense bir Ya. tarlayı bozarım, bir tarlayı ekerim. Öyle Ya şimdi namazım. zaten senin hesapta iki tane yan yana tarlan var, başka tarlan yok. Anladın mı? Riski ne kadar dağıtırsan o kadar iyi. Birine buğday ek, birine patek işte. Hangisi para ederse ondan kazanırsın. Ama şimdi bizim öyle bir derdimiz yok. Zaten kaç? 1, 2, 3, 4, 5 parça falan arazimiz var. Anladın mı? Parça parça. Hani bir, Şu o an yüzden bizim şey yok. ben 35 ve 31 numaralı tarlalar alarak da kendi kingdomumu yani krallığımı kurabilirim. Var öyle ya. Alsam mı diye düşünüyorum yani. Pate biçeri mi yoksa toprak O mı zaman alınır? bundan sonra sana şey mi diyeceğiz lan? King of the Potato. Patates kralı. İyi. Patato değil mi lan patenin İngilizcesi? Aynen Evet, abi. patates. Abi bu ne Erdo abi makinaymış be. biçerin İngilizcesi ne lan? Harvester. Harvester mı? Harvester O diye zaman bunun Harvester evet doğru diyor. Harvester diye mi oluyor ya? Aman Harvester. ben de King of the Harvester'ım ne Harvester. adamın canını sıkma. Ünal abi sen nesin? Ben de O da King King of of Amele. the Amele. Dillage. Ya bırak bu işler ne amele sana King of satayım. the Dillage Hileci. Harvester. King of the Dilleme. Dolandırıcı. Aa abi ben şey King of the Hak Yemezi. hak yer ama. Hak yiyen hak yemezi. Halil abi sana ne diyeceğim? Ha. Bu konuştuğumuz adam var ya hani bir oyun için deneme sürümünü falan Ha, konuşuyordum evet. bana. O adminden ben geri dönüş aldım. İster videoda açıklayayım, ister videoda sonra açıklayayım Öyle bak lan ne hangi. olacak elden gizli bizim var. Zaten YouTube için yapıyoruz biz bu anlaşmayı zaten. O Öyle. zaman şöyle adamın bir hesabını bulmam lazım. Aynı zamanda çok kişiyle konuşmuyorsun. Hemen bir dakika demiş ki bana abi. Bana yazmış önceden. Hemen mesajları görmüş chatten. Şeyleri Ya çok silmiş. özel bir şeyse madem. Bildin Yok. işte. Demiş ki merhaba. Merhaba merhaba diyeyim. Discord'unuzda mesajlarınızı gördüm ve sohbetin netliği için bazı mesajları sildim. Hani kanal ismi verdiğimse reklamdan dolayı silmiş. Ama aynı zamanda katılıyorum size. İletişim halinde kalabiliriz. Sohbet Kalalım edenlerin de anam söylediği diyeyim. tamam. Sohbet edenlerin de söylediği gibi şu anda oyun henüz hazır değil yazmış bana. Ben demişim ki Lagalogo yapma ne zaman çıkıyor oyun diyelim. hayır dur onu demişim bir dakika. Demiş ki, evet bu harika olurdu. Oyunun çıkış tarihi nedir? Test amaçlı beta sürümünü alabilir miyiz demişti. Demiş ki ne Ne demiş demiş? biliyor musun abi? 2025 kesin tarih. Hakkında bir gerçek bilgi yok. Göreceğiz ama şimdilik oyun henüz o durumda değil. Biz İngilizce konuşuyoruz abi de.
Demişim ki hım okey peki short video in the short video demişim. Demişim ki Instagram'da kısa videolar yani kısa short videos çekenlerin birisinde görmüşüm ve erken erişim talep edebileceğimizi söyledi demişim sitem üzerinde. Hı. O da demiş ki ne demiş biliyor musun abi? Ne demiş elbette hocam? Elbette sisteme kaydolarak bir oyun testi talep edebilirsiniz demiş. Sonra ben ne yazmışım biliyor musun? Erken erişim için demişim. Zattıcısı. 6 kişilik bir ekibiz demişim. Steam üzerinden erken erişime izin veriliyor mu? Ekip olarak Ahpınar Tube kanalına içerik çekeceğiz demişim. O da daha cevap vermemiş. Ayını dengal diyeceksin aslanım. Lagalı bu etmeyeceksin sen çok uzatmışsın. Dediğim abi ben buna fah yazayım mı? Bir şey yaz. King of the Harvester ve King of the Hak Yemez diyor ki de adamın anasını elinde. Parantez içinde hak yer. Hak yer he o bak parantezi kendin at. Hayır. Parantez içerisinde hak yiyen ona konduğun al abi. Ana konduğun al abi. Ya bu arada siz ne konuşuyorsunuz diye soracak olanlar için de izleyici için de ben şöyle küçük bir açıklama yapayım. Gençler yeni bir kanalımız var Halil Akpınar, onu da aramaya motoruna yazarsanız bulabilirsiniz. Biz o oyun için farklı oyunlara atılıyoruz zaten. Sürekli bir oyun arayışı içerisindeyiz böyle. Ünal abi falan şey yapıyor böyle internette bulduğu yeni çıkacak oyunların önerilerini falan bize atıyor. Bunu oynayabiliriz falan diye. Dün de şans eseri öyle alırken Ünal abi bir videoda çok güzel bir oyun bulmuş. Oyunun içeriğini falan söylemeyeyim de. Sürprizi kaçmasın. Ünal abi öyle bir oyun buldu. Dedi bunu hadi bunu kesin oynayalım falan filan. Ben de çok sevdim. Hemen işte erken erişim verirler mi diye oyunun sahipleriyle görüşme yaptık. İşte ondan sonrasında Yusuf anlattı. Yani gidip o kanalda beklemede kalın. Mükemmel oyun ya. Harbi çok güzel oyun. Abi erken erişim talep edebilirsin. Vay kral sen ne diyorsun? Şov yapacağız. Bence ne yapalım biliyor musun abi? Steam'den erken erişim talep edelim. Onu ben zaten ben talep ettim. Yani biz daha hızlı elde edebilir miyiz diye ben sana yazmanı istedim. Oğlum onu ben onu erken erişime istedim zaten. Daha hızlı elde edebiliriz işte. Adam demiş ki erken erişim talep edersen demiş. Yusuf'u satalım de. Onlara onlar da oyunu versin. Doğru Yusuf hemen verelim abi ya. Değil mi abi benim İngilizcem şey yaz, yazsın şey. Gidip yanlarda GTA 5 oynasın. İşsiz gibi maç hiçbir şey yok. Abi bak İngilizcem az buçuk iyidir yani. Çok güzel asistanlık yaparım ben. Tamam. Senin bu tillerle boşta mı lan? Benim mi? Ha. Abi ben bu de büyük FM marka mı ne vardı ya bir tane. Boş. Sen benim oraya git abi işine yardımcı olan al. Ben sonra gelirsen seni alırım. Tamam anlayayım. Şimdi Ferda Bey dedim başa çıkarım da Ferda Bey'e veririm bir içeri. Pentilen şöyle bir dolanı engelleyeyim senin oraları. Gel dolan ben tarla yapıyorum. Senin fendin arkasına tak şu makinayı da iki git gel hemen bitsin ya yorma beni. Ama içeri de iyi sardı bak ama müzik olmayınca bir tık gitti gibi benim şey. TD'ler delleniyor. Pate büyüse de hemen bitsek diyorlar. Allah Allah. TD'ler delleniyorsa hemen ben iş çıkarıveren adam mı onlara? 75'liyi durduramıyorum bile. Takmış arkasını tek sıralı söküm makinasını. Bırakın beni diyor. Boş tarla. Deme. Etme. Boş otobüsle ayakta gitme gibi bir şey olur. Ya ne lan? Bak alaka. Ferda ben tarlanın etrafını iki tur açıverdim. Şöyle tamam. Şuraya salıyorsun, istop çekiyorsun. Ben tamam lan gidiyorum ben. Sen ne işle uğraşıyorsun orada? Hayvanlarla mı uğraşıyorsun halen daha? Hayvanlarla. Hayvanlara ben çok güzel bir sistem çözeceğim. Hatta onu çözeceğim de öyle gidelim maalesef. Şey. Sistem capture. İşte lan capture değil işte bizim bu bant sistemi var ya helazon falan boş yatıyor abi getirelim burada evet, kuralım get. Silonun başına. Varsa motor gel de ikisini birden getiriyorum. Hem bandı getirelim hem helazonu getirelim. Abi pate bandından aslında ineklere yem aktaramıyor musun? Aktaramazsın. Nasıl bastıracağım manyak. Kayseri de öyle yapıyorlar. Abi adam da Kayseriler ooo neler yapıyorlar.
Emel ha? Lan bu çok hüküren manyak bir makine bu ya. Vallahi bak bir çayadan inince bir şey hoş geldi ona bir yani gücü hissettirdi Ferdi Bey. Bu traktörün kamerasını böyle ETS'deki gibi ayarlayabileceğim bir mod yok mu ne abi? Araştıralım. Araştıralım ya böyle hani her traktörde ya da her biçerde şu an ayarlamamız lazım. Mesela şu an güzel bir bakın görüntü alabiliriz. Eğer yoksa benim mod şey var. Arkadaşların bildiği bir şey varsa yazabilir. Ha harbiden aynen. Örner olarak Ferdi, kullanılmış. Ferdi araştır da eğer yoksa da benim modcuyu yaptırırım öyle bir şey. Senin modcu yapamaz abi. Maşallah. Ünal abinin modcunun elinden her iş geliyor Ferdi abi. Sen tanışmadın da. Maşallah. Yapamaz ya. Ne biliyorsun yapamaz. Lan. Açık uğraşıyor da yapamaz. Yok. Yapamam. Seni tanıştırmıyorlar bilerek. Ferdi abi kavgaya tutuşmayın diye. Abi adam sen şimdi kıskanırsın falan Ferdi abi bir sürü iş çıkar. Valla. Ama bir şey diyeyim. Ben yapamaz bu... o ben biliyorum onu. Mouse driving ile oynarken bir baktım arkada dikiz aynasında 47 önem geliyor böyle. Şey gibi oldum. Ya abi bu siz o yabancı... mi ne yapmışsınız ya? Kendisinden büyük pullukla tarla sürüyor. Onu bunu boşver adam sen. Yabancılar hani böyle full sentlerle falan silaj bulaş çekiyorlar onlar gibi hissettim. Arkadan traktör geliyor böyle. Biraz da gerçekçi oluyor ya şu fareyle çavurca dövüşü. Yarın videoyu bir izleyin lan faşa. Gerçi yarın diye ardı ardı çekiyoruz. Ferdi abi şu büyük halazonu ben de kırın da. Açık büyük gözüksün motorun ardında. Kocaman motorun arkasında ufacık bandı sen de ben de atmayayım. Öbürü de arka tarafında bak diye. Sessizlik oluştu. Kime göre nereye göre? Doğru söylüyorsun. Ferdi abi şimdi bandı şey edeceğiz bak silonun önüne kakı koyacağız. Hatta şeyi de getirsene lan tesviye bıçağını getirdik mi bizim çitliğe? Getirmişiz. Onu sen takıp gelemem değil mi lan? Gelirim. Önüme takarın şeyi. Niye? Sende önüne PTO yok ki. Şeyi takar lan. PTO yok da şeyi de kat. Aa, iyi lan neyse dönsem ben de PTO vardı hiç uğraşmıyorum ya. Şey edeceğiz abi testiye bıçağıyla ağzına kak kak öleceksin şeyi. Bir geniş alalım da. Temite de atmayalım. Bu şeyde alt tuşuna mı basılı tutmak gerekiyordu aynen. Alıştım bu da aslında pratik olabilir biraz da. Lan faşa vallahi billahi bak şuna biz burada fareyle mareyle uğraşıyoruz. O kadar şeyin mi o? Direksiyon setin mi o? Sen öyle klavye mal koyuyorsun ya. Hayret bir şey sunma. Ne yapalım ya? Bolluktan işte şey zorluğu seviyorum. Ya abi zorluk meselesi değil. Şimdi bu oyun adı üstünde anladın mı yani? Ne kadar çok keyif alırsan senin için o kadar avantajlı reis. Aradaydı işte keyif almadığından dolayı bekletiyorum biraz. Keyif alacağım yakında. Heee şu zımbırtıdan dolayı. Ya. Zaten Farmik'ten başka oyun oynayamıyoruz ki diye yan kanalda Farmik kanalına çevireceğiz az daha uğraşsak. Ya bakacağız değişik şeyler. Bundan sonra ben ekibin oyun bulucusuyum. Vay be. Yusuf'u da şey yaptık zaten Discord yetkilisi yaptık kendisini gençler bu akşamdan itibaren terfi aldı kendisi artık admino Discord'da bir şey sorduğunuzda cevap vermezse size yardımcı olmazsa ağzına sıçmakta serbestsiniz. Ne oğlum sana yatlayamayedik lan o yetki hıyar çalışacaksın. Çok önemli bir konuşmaya girecek bu. Arkadaşlar ekip alımları açık Discord'a gelip ekip başvuru atarsanız. Evet Yusuf'u banlayacağız da yerine adam arıyoruz dostlar gelirseniz iyi olur. Farmik oynayan ve moddan anlayan kişiler olsa daha iyi olur bizim için. 17 yaş üstü. Evet. Dur abi dur ya. Evet Ferdi Bey neredesiniz ya? Konuşuyorum da gelelim mi?
Ya abi yapma da ekeyim de uyuhum geliyor biliyor musun böyle zaten tarlayı. Ben bir şey yapmıyorum ben daha git ne yapayım. Açık çapraz çapraz geliyor mu? Bu yor yolda yampeç, sen ben senden alalım yampeç yampeç geliyorsan sıkıntı usta. Şu pulluklar da satalım da dönerli pulluklar ne kadar ya? Gerçi modumuz yok da oyun içindekiler iş yapam ne herhalde. Yapmaz. Mod kuralım yapmaz. Ama yine de şöyle bir Doğanların kova 5'li 10 bin lira mesela. 5'li ufak geldi gerçi değil mi? Yok abi. Başka. Şey alıyorum ne 59 numara. Titan 18'de mavi. Dönemeyiz yani bizim tarlalarda. Açık daha büyük olması lazım tarlaların. Yani biz mod kuralım da öne bakalım. Bana. Bizim pulluklar kaç para değil ki? Para etmez herhalde peki. Sabanlar 1.5-1.6 işte 11 milyar para ediyor ikisi toplam. O niye alta kaçıyorsun sen dostum? Alta kaçarsan galiba çıkar burada. Merhaba Faşo Bey merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne var ne yok lan ağa? İyi be dayı ne yapalım? Hayat, yoruldum diyor çalışıyordum da bir bakayım dedim ne yapıyorsunuz? Ferda Bey sistem kuruyor canım Ferda Bey gelemedi işte gidelim ama. Garip ne yapar? Ünal dayı çalışır aynı. Çalışıyor. Yusuf'a baktım orada pati ekiyor dayı. Halen de pati mi ekiyor lan? He dayı. Sistem çözdüm geliyorum. Ya ben zaten yarı yola kadar geldim Mısır'ın eski Mısır tarlamı. Gelin şekline bak. Geliyorum ben de. Şeyde. Sal birini oraya. 67'in iyiydi abi hele. Neydi? Tefsi bıçın buna da karım. Sen tefsi bıçın buna salsana. Sal. Bu şeye takla attı neydi? Onu eline düzelt de öyle de istiyorsan. Ah abi. Ya Ünal Bey işte büyük traktöründe büyük dert oluyor işte dönüveren demiyor abi şöyle. Hemen jandereyle pentakasına girelim abi. Üste 270 milyar ne zaman veriyor? Hiçbir zaman. Motorundan şikayet ediyorlar sensin abi büyük traktör dönemiyor diyor. Oğlum büyük çiftçinin büyük derdi olur. Küçük çiftçilere küçük derdi olur. Yanlış mı Ünal Bey? Aynen. Allah'a şükür hiçbir derdimiz yok şu anda. Patatesi sökerken belli olur. Ben küçük çiftçi bile değildim o yüzden derdin yok. Vallahi abi küçük de değilim, büyük de değilim, ikisinin ortasında da değilim. Çok garip bir yerdeyim. Sen daha iyi çiftçisin adam. New çiftçi. New farmer. Akpınar Tube ile beraber İngilizce öğreniyoruz. Yarab. Bir videoda full İngilizce konuşacak abi. Beceremiyorum. Ay YouTube. Do you speak English? Do you speak English? Aha bu speak English. I am şakır şakır English. Çatır çatır English. Şakır şakır o. Şakır şakır mı lan? Ne bileyim abi. O kadar acemiyiz işte. Niye dönmüyor lan bu zımmırtı? Heh. Ferdi Bey bekle bak ben şundan kalkın şöyle bir. Kayısı. Paşo bak şimdi seyret. Şimdi abi şeyi fazla kıyınlaştırmayacağız. Helazonu. Attı mıydı buraya bir kere? Bekle. Betonu sökecek atsan. Nünal abi hiç demiyor da. Önce otunu sambanına atarız. Lan ot sonra tamam basit abi işte ondan. İşte basit basit. Öyle dek geliyor. Hayır ne yapsak yani sırf şuraya şu testiye bıçağını çeksin diye bir tane daha fent mi alalım yani? Tamam işte ya olduğu kadar fendi abi. Ziya etmez ziya.
Algi abi şeyi. Jondere ölmüş bitmiş lan abi. Gönderay ömrünü tamamlıyor. Gel 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 usta gel usta gel 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 gel. Kambur. Bileydim 5 dur lan biz. Dur lan. Ünal abi arkadan kalktır da ben de şu ucundan tutayım. Kalk. Kalk 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 kalk. Hadi. Lan dur dur oku oku gönderelim gerekiyor. Omuz attıydım da bir. Ha çok çok yüklendin faşa sen ona. Şu oku kaldırın lan, pimle sıkışmış, çekiş getireyim de. Hı? Yürü lan. Yee şu süper cüben kapadın gay. Tamam abi oraya o kadar sakin olun. Ne diyorsun lan abi sen? 47'nin arkasına şey yapın. 47'nin arkasına hemen şeyi takın abi. Zımbırtıya. Ve 47 sadece çiftlikte kullanıyorsun herhalde. Abi 47'nin gay ağır şişi bitti ya. Bu yem karın makinesiyle kü yapacak işte. O da hayvan ters çekmiyor. Önce ben bunu samanına şeyini atayım. Olur. Ha işte para yok. Para olsa süt yemi de gelecekti bir kamyon da Önal abi. Bekle diyoruz mecbur para olmayınca. İki tane çıkarsan yeter herhalde. Saman bir tane yeter. Bir tane yeter. Aa gel 8 ton ne yeter. Sen süt ver abi ineklere. Emzir onları. Dayı ben kamyonda gider alırım nakliye parasını verirsen süt Ne yemi. abi alıp gelme mesele değil de. Ferda ben bunu geri içeri kaçırdım herhalde. Zaten adam O çok demir gelecekmiş parasını zaten. çıkartamamış abi. Yarısını şey ettim. Yarısını nasıl ayarlayın ki? Nasıl ayarla? Çek işte gösteriyor sana ne kadar kaldığını işte. Ha şu an şey çalışmıyor ki herhalde. İçine indirmen lazım. Dur içine Abi indiren lan. madem. Oo. Büyük balle yaptık uğraşmıyorum. Niye yine uğraşıyoruz arkadaş? Yolda kaldım lan abi. Niye lan? Mazotun mu bitti lan? Hala ben bunu Mazot yanlışla bitti. hepsini kaptırdım içine. Bana bir mazot çekecek var mı ya? Yo. Biz direkt motor çekeriz aslanım. Hemen şöyle altına giriyoruz. Dur lan şeyi alayım doktor. Ota almıştır lan. Aldı aldı bak şu an tam karşıdayım diye şey diyor gösteriyor. Buradan hudu kapılarına bir görüntümüzü de alalım usta biz. Lan. İş yine Dolma hile lan dur çekti. lan bir de şöyle kapak fotoğraf için görüntü alayım ondan sonra dur. Bunun may 47'nin kola ağzına sıçıyor ya. Bu ne ya abi benim HD serisinden başka diğer motorlarım da mazot kutmamış. Erken döndüm Faşba niye demiyorsun? Oo Ferda lan bunun önünde silaj kalmamış ki. Yedersen kaçayım da kurtarayım şunu. Buradan en iyisi uçuyorum ben dayı. Dayı dolmuş mu? Sen git boşalt gel bunu. Evet, hayvanlara ilk artık süt verecek kadar da olsa tam karşı besin vereceğiz abi nasip olsa. Ben buraya döktüydüm. Sen ileridekine dökmedim. Ona dök. Buraya döktün mü sen? Buraya şey döktüm. He. Bura Sen dökmedim. şeyden giriyor mu bizim binadan içeriye yem karın Giriyor. makinesi? Sıfır giriyor. Allah Allah. He. Ya arkası açık balık sırtı lan şeyin lan. Dökmez değil mi bunu Yok yere? yok bir şey olmaz. Dökme. Aa ya yükseğiymiş lan yine sıfır da değilmiş sen dediğin gibi. Tam karışık tayın. Dök babam. Dök babam. Görüntüye bak lan. Hey yavrum lan. Çiçimin lan. Ünal dayı aksilikler yeğenini bırakmıyor ya. Ne oldu yine? Mazot bitti. 700 8 ton süt tane mazot sağlanmış. üretmişiz hal. 8 ton. 700'den Ha efendim V dedim ya bir taraf. Neymiş lan bu 700'den yoldaya kadara kadar? Oha bakıyor. maşallah ha maşallah. Ama Akıyor, Erdoğan bir daha akıyor yem garılacak. bu. Balle 40 çıkar ton Erdoğan. bulamış. Param. Ya Ben siz onu bunların altlarına bir saman sıkamadık. bir ot attım kurtarıyor gibi. Lan şu belediyenin kaptesi niye kalktı gitti la buraya ya? Evet bir şey Niye vallahi. böyle? Oraya mı konmuş? Alcan gideceğiz orada toprağı dağıtacaksın da şimdi video uzun olur yoksa biliyorum.
Başka abi baleler hemen sana. Yapacak gördün mü dayanamam. Aa, dut abi. Şeyin içine at. Aynı anda atacağız. Attın mı sen? Ben kaçırdım geri çık. Ben de kaçırdım. Sen de geri çık abi. Ben şuradan şeyin altına yanaşamayayım. Zaten bu geç dolduruyor biraz. Tamamını da atalım. Tamam işte abi, kepçe derdinden de kurtuluyoruz bunun sayesinde ha. Aynen lan bak, bir balya bir şey, iki balya işte. Bir de silajdan kalanın full dolduracağız. Ah. Ben tam karşıdayım oluyor. Kepçeyi şöyle müsait bir yere çekin. Biz geri alacağız. Zaman kaldı. Kalsın, bir şey olmaz ondan abi. Onları şey etmeden yanaşınca ölür. Abi ne yapacak onu şey de şimdi boşalttıktan sonra. Onu da bir de ayrı saman olarak da ya da gübre olarak girdin ha. İşte her türlü kar değil be. Bu saatten sonra... Tarafı doldurdum samanı, buraya da doldur. Doldurdum. Bulamayız çok çok şey. Saatten çiğ. Sonra çiçeğin yerine. Şöyle bir dönsün bir daha baksın ben kendilerine. Abi. O adam ne çiftçiyse biz de izlesin ya. Kar olmazsa ne mol. Beni bırakmadı abi. Ya Ferda bu tam karşı tayin olmamış. Looo! Olmamış mı? Çok önemli değil dayı o ya. Değil ha. Sen beni dinlemedin. Ne bileyim abi ben ya. Şey, tam karşı tayin olarak gösterdi. Sonradan demek ki altının karışan yerini şey edince. Bir şey edince. Herda ben gidiyorum ya. İki tur şeye dönelim. Bahrım da yapıldı gönderi. Ferdi abi kışa doğru bunları bir şey edelim ya. T7 ile bunu. Tabi cam film evet. Falan şart. Yani şu ya yani faşoya el hareketi çektiğinde faşoya onu görmemesi lazım. Görürse sıkıntı. Yanlış mıyım faşoya? Böyle bir şeyler görürsem davanca konuşur. Hayır sen de abartmadın. Oğlum Eksel pasladılan adam beni vuruyor o da lan. Bir de tam deponun olduğu tarafa sıktıydı. Havaya uçuyor. Atlatçıyordu sen. Nasıl? Ben anlamıyorum. Adamlar kavga ediyorlar. Bir sana can diğer oluyorlar. Bu konu seni hiç alakadar etmiyor. İşte oğlum zaten düşmanlığı ne bitirir? Ya kız alıp ya kız vermek ya da ortaklık. Biz de ortak olalım dedik. Dikkat et abi. Sizin gayseri de pastırma vererek mi gitti? Yok abi Giresun'dan fındık getirerek gidiyor. Değer adam yiyemez. Abi fındık bastırmıyor, kurtarmıyor artık. Abi ben fındıkları yedireceğim kayıttan sonra. Abi ben çok güzel fındık kırarım. Ama abi. Bir şey diyeyim mi? Harbiden de video boyunca bu sefer muhabbet iyi sardı ha. Şu an video 43 dakika olmuş, 50 dakikaya kadar gider, sıkıntı yok. Gidelim. Şuradan bir fenty denemek istiyorum evet. Çünkü video bitmeden. Ne diyoruz bundan dedi. Sonra bir video daha akar mı lan paşa? İyiydik şuna. Daha Fantin tadını çıkaramadım. Abi bilmem de benim gözlerimde çok fena uyku ağrıyor. Hiçbir şey olmaz. Sen TDC adamın uykusu mu gelir oğlum? Bir 15 dakika mola verirsek iyi. İyi tamam 15 dakika önemli değil oğlum. Ben sen gelene kadar traktör sürmeye devam ederim. Ya aslında verdim, verdim, verdim. Artık kısa yoldan dolaşmıyoruz usta. Fentimiz var, ona uzun yoldan gidiyoruz. Buna. Nerede ağaçlar? Gazıda köprü yere. Açık tabanasını satıyor. Uzun yoldan geçiyor. Sizin iş daha keyifli. Yani video olsun olmasın. Müzikte kesinti yok. Ben müzik aslında ben de şey yapabilirim. Usta uçuşa geçiyorum ben. Turla da bir yerdeyiz demiş. Bir Ankara havası dinleyek verdi ya. Hayat size güzel lan vallahi bile. Ne güzel çalıyor abi. Vay. Şey mesem ki lan bir tane daha böyle telefon kulaklığı gibi bir şey de ben ondan ama sizi duymaya gibi yönde. Vay anasın.
Şimdi şeye deneyeceksin. Discord'a da telefondan giren, sizi oradan duyan diyeceğim. Bu sefer video sizin sesiniz gitmeyecek. Deli gibi kendi kendime konuşacağım burada. Deli ne değil lan. Abi her türlü giren, abi her türlü giren bana giriyor. Ben başlarım böyle şey. Ünal abi yarın kanal açıyorum, sana video çekiyor ve ben müzik Sana da dinliyorum. girsin. He, sana da girsin. Abi hazırda kanallar ya. Şimdi 2 3 video oraya, bir video da bunu açalım. 6 video dedik zaten. Yusuf değil mi sen bugün? Peki. Sabaha kadar. Yarın izinliyim, tatilin dedik. Aynen öyle. Pazar günü işe çağırıyor ya adam. Pazar günü iş mi olur Pazar günü abi? iş mi olur lan? Ya abi şimdi şöyle, şantiyedeki herkes izinliymiş. Evde eleman yok. Mutfağa bakacak birisi lazım. Beni Nereye unutma. bakacak? Mutfağa. Mutfak ve sen ne alakalı? Ya abi ben tekniker adamım işte. Beni niye mutfağa koydu anlamadım da. Çay demleyecek. Şimdi çay da demleyelim. Ondan dolayı da. ha? Ayakçısın yani bir nevi. Aynen öyle. De ben yine laptop var çalıştığım yerde. O bilgisayardaki işimi halletmem lazım yine. Alırım Ha, mutfaktaki işimi sen hallederim. şeyi alıyorum la. Ferda sen geçen hangisini kullandın? Efe'yi mi kullandın? Efe'yi vurdu. Zaten öbürü ufak abi. Fentin arkasında olmaz da. E diğerini tak. Orada iki tane büyük var yanı Allah açmış. Allah. O büyük la oğlum la. Sistem iyi ya. Ne dedin abi? Sarı çalışın değil. Şey diyorum, ses sistemi iyi. Tabii canım. Ya ona ne iyi para döktük lan abi. Onda var ya. Para dökmeye geçtim. Gerçekten alın teri var biliyor musun abi? Oo Ferdi Bir sıraş sürü olmuş. Yeğenim saatler olsun. O biçerin bir sürü şeysi var abi, anısı var. Mesela bana 750 tane moda mali olduğunu mu söyleyin? Ya da piyasadaki bütün modcuların uğraşmasını mı diyen? Sana ne lazım? Yani gerçekten bir kişinin elinden çıkan bir mod bile değil. Çekil lan kız ya. Fentin Yavaş. olduğu yerde sana yolu ömür bir şey atsanım. En az 4 kişi. Bizi mi böleceksin? Niye diyeceksin abi? Çinli'ye geçerim valla gülüm, affetme. Yavaş da gelmiyor. Beni gördükçe daha üstüme basıyor. Biz basarız gülüm, önünde blok ağırlık var. En fazla blok ağırlık dağılır. Oğlum senin işçi nasıl patekiyor lan? Başında dursana şunu. Ya onun ben kalemini kıracağım abi. Kalemini başka bir şey diyeceğin diyecektin herhalde. Oğlum haritaya çevirmiş lan senin şeyi. Tarlayı. Çevireyim de görsün abi. Kim neye çeviriyor. Başo dayı, sen şu T7'yi getirme ya, lazım mı? Abi TD75 cavlıyor ya. Diyor patates O olsun cavula falan gülüm lan, maşallah senin TD 75 değil ki ya. Patates olsun diyor. Gireceğim diyor patates diyor. Allah Allah. Ya o Gireceğim diyor, derece diyorsun çıkmayacağım. ya. Girecekmiş çıkmayacakmış abi. Sen nasıl patates ekiyorsun lan? Ha? Bilgin kafana vurdum şapalla. Bak, Ünal dayımın bir sözü vardır. Ensenin kökünü silleyi Vay be, bir indiririm. zamanla Faşo'ya dayıgın sana kurduğu cümleyi şimdi sen başkalarına mı kuruyorsun lan? Aynen Lan öyle. abi senin Büyüdü yeğen de büyümüş. de adam oldu. Büyüdü de adam oldu. Nasıl? İt. 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 O iyiymiş işte. Söyle içi it de la. Yusuf. İt. Bir ulu bakayım. Gurdan iyi Ha? kurdu olur Yusuf ulu. Ne o? Ya. Kedi istiyorsun mu? Tamam abi Alfonso O değil Ha de lan Oho. bu makine traktör gidecek gitmesine de senin bu şeyin hırsındır niye bu kadar düşük dostum ya? Kaç lan? Abi 12 ile gidiyoruz ya. Böyle bir fent varken de 12 de çok yavaş geliyor. Sanki sürüngen gibi gidiyoruz ya. Yani abi 20-25 falan gitmesi lazım Yusuf bunu. Niye böyle Abi. ayarlattın? Görün pu. Ha? Ne kıymetli malın varmış aslanım. Ne olur yani 20 ile tiller çeksek. Değil ama ben burayı bu şeyden de madem. Ayarı veren de bir dahaki bölümü buraya artık plaj mısır mı zekalım mı? Getireyim mi Ferdi ramorku sana? Daha değil abi.
Buraya zaten çekmişti. Ulan bir ton tohum aldı, patates tohumu tarlaya yetmedi. Kurbançı. Patates, patayı çok mu ekiyorsun oğlum lan, ne kadar ekiyorsun? Bayağı fazla ekiyorum abi. Her yerde patates çıkıyor. Öyle değil lan, tohumu çok mu ekiyorsun, ne kadar? Senin mesela o tarlaya kaç ton patates tohumu gitti, ona göre bir de tohum alıyor be. Valla bir dorsa doldursak yesek yeter mi lan? Bir dorsa değil de 1,5 dorsa yiyoruz ben. Allah Allah. Sen 1,5 dorsayı gözden çıkar, ben senin dorsanın yarısı kadar buraya şey attım çünkü tohum attım. Ulan bakalım o günlere bir gelelim de. Yolun bu hal çaresine bakarız. Oğlum buraya nasıl geldim ben traktörden ineyim? Bizim en son kontrat da tamamlanmış bir tane şeyimiz var. Dur lan onu şeyde alalım. Araya gelsin Ferda abi bir yandan. Sizlerde yes. Yapılacak iş yok mu ya? Kimde lan? Sizde. Oo bizde iş kaynıyor fıkır fıkır. Aa benim motorlar yatışta. Bir tanesi de işçi de zaten tarlaya gidiyor. Dayı motorlar dedi 4 tane traktör tarlaya girse sürmeye, ben tek T7 ile girsem ondan önce bitiririm. Tamam da dayı şimdi konumuz ne alaka bununla? Motorlar diyor, yok bir şeyler diyor. Ellem abi o çocuk yani. Da onunla mutlu oluyor ya. Biz halka işin yeni gibereyiz. Ya şurada... dayı hiç örnek almıyor. Ona kızıyor. Ben bunlarla mutlu oluyorum dayıcığım. Usta. Sen büyük seviyorsun. Usta kalite budur işte ya, bak geometrik direksiyonu Ferdi Bey bir açmışım, yarım turda full dönüyor direksiyon, topunun üstünde döndürdüm kocaman traktörü, 300 beygirlik traktörü, sanki tek çeker traktör gibi döndürdüm. Şoförsün dayı sen, şoför şoför. Abi kalite ya, hem kalite hem şoförlük birleşince gerçekten keyifli iş çıkıyormuş ha. Abi kalite bu sente yani, yakışmış mı bu türler? Nasıl? Bir müziğim eksik var. Şimdi kaydı durduracağım, müziği de açacağım. İki kere de öne gidip geleceğim. Ondan sonra puanımı vereceğim bu şeye. Fente. Abi. Motorun hası götünden belli olur. Allah Allah. Kazamek şey mi o? Boğa mı seçiyor? Abi boğaların kızı götünden belli olur. Allah Allah. Kurbanlıkları götünden seçerler dayı. Allah Allah. Tabii bilmiyorum canım. Abi. Dişi kurbanla. Fark etmiyor oğlum. Kurbanlık hayvanlar popodan bakılır. Abi zaten bu tam elektrik. Şey değil mi? Arka butları doldurduysa tam olur. Aynen. Halil abi. He. Bu motor zaten tam elektronik. Ver daha ileriye gideyim. Yok koyamam motorunu. Sen git John'da gel. Bir hayvana kurban etmen için damak atması lazım, biliyor musun onu? Damak değil, çapak deriz biz ona da. Bizde damak derler. Diş atması lazım dişi. Ha. Ondan sonra hayvan etli olup olmadığını da popasından bakarlar böyle. Yani şey mi yani diye. Tabii. Peki şimdi işin açıkçası hayvancılığın içinde büyüyen birisi değilim abi. O yüzden pek hayvan hakkında bir şey bilmem. Tabi bu Ferdi sürekli tıraş oluyor, arada senin para ona gidiyor. Bak sen yine tıraş olmuşsun. Ya abi adam abi... genç adam ya, sevgilisi var şey var, olacak tabi. Ferdi abi bakımlı ya, kas kafası rakım oluyor geliyor. Abi ben gibi 2 aydan 2 aya gidip şöyle bir gazetmeyip saçları. Ne diyor biliyor musun Ferdi abi? Yanlar ne? Sıfır abi, üstte ara makas at tamam. Sen kendi tıraşını bence tarif ettin de. Daha bir gün tıraş oldum biliyor musun abi? Bak abi yanlar kaş hizasında, ondan sonrası ara kademeli, ondan sonra saçın üstünde de ara makas çok güzel. Orada ikinci kat, balkon, merdiven. Abi öyle bir tıraş modeli var bu arada. Kaş hizasında yanlar sıfır, ondan sonrası kademeli. Ya kardeş istediğin kadar tıraş ol. Bir insanın tip olmaktan oğlum. Sonra yanlış mı ne oldu? Aynen ya, beni gör- yakışmaz tip olmak. Mayo orangutana benziyor. Sen bilmiyor muydun abi, kız olsa bir insana verirdin. Ney? Oha Allah kahretsin, pis herif, mikrop adam. Bana mı dedin lan sen onu?
Sana dedi. Arkadaşlar abi bana nasıl diyecek? Arkadaşlar video burada bitmiştir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.